Üçüncü konuda İstanbul'un fethi biliyorsunuz. Mayıs ayının 29'unda bunun yıl dönümünü hani kutluyoruz. İstanbul'un fethi sadece İslam tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da önemlidir. İslam tarihi açısından önemi, sevgili Peygamber Efendimiz'in bir mucizesi gerçekleşiyor. İstanbul fethinden yaklaşık 9 asır önce buyurmuştu ki, لَتُفْتَحَنَّ الْقَسْتَانْتِنِيَ فَلَنِّيَمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِّيَمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ Konstantiniyye, yani İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. İşte bu müjdeye nail olmak için İstanbul sahabe dönemine itibaren tam 29 defa kuşatıldı. Ama Allah-u Teala bu fethi Fatih Sultan Mehmet'e nasip etti. Sahabe dönemi 2 defa kuşatma oldu. Ve bu kuşatmalara binlerce sahabe katıldı. O yüzden Anadolu'muzun her tarafında sahabe mezarları var. İstanbul'da birçok sahabe kabri var biliyorsunuz. Bunların başında kim geliyor? Ebu Eyyub el-Ensari. Sevgili Peygamber Efendimiz'i hicretten sonra evinde 6 ay kadar misafir eden o değerli sahabe, büyük sahabe. Allah-u Teala cümlemizin şefaatine nail eylesin. İşte bu hadis-i şerif 9 asır sonra gerçekleşti. 29 defa kuşatıldı. Allah-u Teala bunu Fatih Sultan Mehmet'e nasip etti. Timurlenk de biliyorsunuz kuşatmıştı. Timurlenk yok düzeltiyorum. Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatmıştı. Timurlenk geldi işte o zaman onu arkadan vurdu. İstanbul'un kuşatması tabii ki kaldırıldı. Ve Timurlenk'in ne yazık ki böyle çok büyük Müslümanlara bilhassa Osmanlı'ya çok büyük zararı olmuştur. ne yazık ki böyle Müslümanlara büyük zararları olmuştur. Yıldırım Beyazıt da işte 1401-2 yıllarında İstanbul'u kuşatmıştı. Ama Allah-u Teala Fatih Sultan Mehmet'e nasip etti bu güzel mutlu sonu ve bu mucize onun elinde gerçekleşmiş oldu. İstanbul'un fethi az önce söylediğim gibi dünya tarihi açısından da önemli. Çünkü İstanbul fethiyle Orta Çağ yıkıldı ve Yeni Çağ başladı. Diyebiliriz ki dünya ve bilhassa Batı bugünkü sahip olduğu konumunu İstanbul'un fethine borçludur. İstanbul fethedilmeseydi bugünkü Batı dünya hala Orta Çağ zihniyeti içerisinde hayatlarını devam edip gidecekti. Ama işte İstanbul fethedildi, Orta Çağ yıkıldı, Yeni Çağ başladı. Zaten fetih demek açmak demektir. Yani tıkanıkları, insanların iman etmelerine, insanların iyiliklerine, adaletine engel olan şeyleri ortadan kaldırmak, açmak demektir. O yüzden İslam'da fetih vardır, işgal yoktur yani. İslam'daki cihat hareketini günümüzdeki artık savaşlardan ayıran en önemli özellik budur. İslam'da fetih vardır, işgal yoktur. Müslümanların fethettikleri yerlere bir bakın. Bir de bugünkü işte demokrasi, hak hukuk, insan hakları, havarileri, kesilenleri yaptıkları işgallere bakın. Irak'a bakın, Gazze'ye bakın. Aradaki farkı kolay bir şekilde görmüş olacağız. İşte inşallah önümüzde 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlayacağız. İstanbul'da bunun merasimleri yapılacaktır. Öyle zannediyorum Anadolu'nun birçok yerinden bu şeylere katılım olacaktır. Biz bu vesileyle başta Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve onunla beraber bulunan o değerli askerlerini, gazilerini, şehitlerini
ve sahabe döneminden beri İstanbul'un kuşatılmasına katılan o bütün kumandanlar, askerler hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz. Rabbim makamlarını âli eylesin, mükafatını bol eylesin.